hoş geldiniz. Tamam, bokunu çıkarmayın. Adın ne? Ahsen. Sevgilin var mı Ahsen? Yok, ayrıldım. Ne zaman ayrıldın? Bir ay önce. Niye ayrıldın? Ben onun için İstanbul'a gelmiştim. Nereden? Burada tanıştık dedim. O daha önceki programlara gelmişti buraya. Konuşanlar mı aslında senin tanıştığın? Evet. Konuşanlardaki kim? İsmini söyle. Söyle, yayınlamam. Kim? Güvenmiyorum sana. Belki yayınlamam. Kulağına söyleyebilirim ama. Dükkanda yanlışlıkla porno izliyor. Bir ufak sıçma hikayem var. Anlatayım. Hadi anlat. Samet'e vereyim. Ben Hasan Bakırköy'de bir yerde çalışıyordum. Komilik yapıyordum orada. Bizim bir müdürümüz vardı. Bana dedi ki oğlum bu gece bekçi izinli. Herkes gittikten sonra dükkanda sen kal. Dükkanda da iki tane böyle karşılıklı büyük dev ekran televizyon var. Ben de bir ama açtım. Kasaya geçtim, oturdum. Şeytan beni dürttü. Ben de açtım porno. Yemin ederim türkü açtım falan diyecek zannettim ha. Koydum biramı, açtım pornomu. Benzinlikteki abi sanki babası ölmüş. Nasıl koşuyor dükkana? Bizim dükkana koşarak geliyor. Ne oldu abi? Dedi ebenin ne oldu? Arkana bir bak. İki tane dev ekranda bütün pornoyu, bütün cilini izletmiş. O adam nasıl ayarladı seni ya? Çok komik ya. İnanamıyorum ya. Ve o mu ayrıldı senden? Evet. Ve ben onun için İstanbul'a geldim. Üzgünüm, çok komik. Bizim programda gördüğün türkücü kılıklı, kırsal bir çocukla çıkmaya başladın. Evet. DM'den tanıştın. Evet. Bir yılda tanışıyordunuz, 4 aydır çıkıyorsunuz. Sadece onun için İstanbul'a taşındın. 4 aydır çıktığın biri için. Ama bir senedir tanışıyordun. Kaç yaşındasın sen peki hayatım? 13 mü? Bu ne cehalettir böyle? Çok haklısın. O mu ayrılmak istedi? Ne dedi sana? Çok saçma aslında. Bence ilişkiden sıkıldığı için ayrılmak istedi de. Ya. Ya sen dahisin. Ya inanılmaz. Nasıl anlayabildin bu gizemi ya? Sonra boğuldum dedi, ayrıldınız. Sen peki ne yaptın? Ayrıldık. Hala diyor arkadaş kalabiliriz, her zaman yanındayım, görüşelim bilmem ne. Bu yalanları hiç duymadım daha önce. Çok enteresan. Hiçbir Türk erkeği yapmaz halbuki. Sonra? Sonra ayrıldık. Geçen hafta sahnesi vardı bunun. Annemle birlikte sahnesine gittim. Niye? İzlemeye. Ama niye? Hala seviyordun çünkü. Evet. Ya. Gittiniz sonra? Sahnesine 3 tane kız geldi. 3 kız grubu böyle oturuyorlar. Evet. Ben hemen mesaj attım, hani böyle böyle kızlar geldi, seni arayacaklar falan. Dedi benim hiç arkadaşım olamaz mı bilmem, dedim olabilir. Araya girdi, arkaya gitti. O kız hemen arkasından gitti. Ondan sonra beni arıyor işte, triplen mi bilmem ne arkadaşım. Yani böyle toksik bir ilişkideydik. Sonra o da son görüşün oldu. Çünkü muhtemelen annen de şey dedi, kızım manyak mısın? Bir de dinlemeye gittik. Hala seviyor musun peki? Ya arasa böyle açmam ama. Ama seviyorsun hala. Biraz. Arasa açar diyenler akışlasın. Arasa açmaz diyenler akışlasın. Sana konser bileti veriyorum ama Ümit'in konseri. Ne iş yapıyorsunuz Damla Hanımcığım? Doğum tarihlerinden analiz yapıyorum. Aa, dolandırıcı. Para kazanabiliyor musun bundan? Tabii ki, çok güzel. Ne kadar? 15 sene mağaza müdürlüğü yaptım. Mağaza müdürlüğünden ermişliğe. Çok güzel. Çok güzel bir kariyer planı nereden baksan, yemin ediyorum. Enteresan. Yani çok her şey denk geldi falan. Falcı kadın alıyorum. Anamıza hoş geldin. Ümit arıyor. Açacak mısın? Buraya geldiğimi gördü muhtemelen. Bırak, açmak için bahane arama. Kapattı, kapattı. Kapattı. Buluşmak istediği kız iptal olunca hemen yediye aramış. Kesin beni anlatma diyecek programda bak. Alo. Alo, merhaba. Sen kimi aradın kardeş? Aa, seni aradım ben ama. Ha, yanlış aradın ya. Ben nişanlısıyım. Siz kimsiniz? Arkadaşıydım. Sıkıntı yok. Tamam kardeşim. Tamam. Bir dakika Ümit, dur lan oğlum, dur. Şu an konuşanlar programına geldi. Ahsen seni anlattı oğlum. Oo, Hasan sen misin? Evet, benim. Sifonu çekti. Tuvaletten mi arıyorsun lan? Seviyor musun Ahsen'i? Yani arkadaşım. Evet, Ümit'ciğim teşekkürler. Öpüyorum seni kardeşim. Ben teşekkür ederim. Hasancan, niye aramış bir sorar mısın? Niye aramış diye soruyor Ahsen. Bir sözüm vardı, kahveyi çektik. Çıkışa gelsin. Hayatım, hani sen açmayacaktın Ümit ararsa. İşte inanamıyorum. Bu kadar lafını yiyen bir hayatımda seni kadar görmedim. Ya konuşalı 3 dakika oldu. 3.
Ümit bugün... Hasan alayım mı seni sahneye? Evet. Alayım da güvenemiyorum sana. Açar mısın? Asla açmam. Saçmalama! Bu soruyu bana sorarsın. Aradı. Bir de çocuk diyor ki kahve içmek için aramıştım. Ben kapatıyordum. Baktı kapatacağım. Çıkışta gelsin. Bir önünüzdeki şeye verebilir misiniz? Hababam sınıfında repli olmayan adam var. Ona verir misiniz? Merhaba. Hoş geldin. Arkadaşlar Mahmut Hoca geliyor der misin? Arkadaşlar Mahmut Hoca geliyor. Adın ne kardeşim? Cesur. Ne iş yapıyorsun Cesur? Öğrenciyim. Nerede öğrencisin? Hababam sınıfında. Karabük'te. Sen araya versene orada gülersin. Senin için ara. Diğerleri için değil de. Ölcü. Bir şey söyleyeyim. Baksana doğum töreninde ne zaman Ölcü. Bizim programda ölmesin. O yüzden şey yaptım. Peki kardeşim bize bir fantezini anlat. Bayağı fantezi var da şu an... O anlamda değil yani. Şunları narkotiğe ihbar etseniz ya. Evet. Seninle yer değiştirmek istiyorum. Seni konuşturmak istiyorum. Fena fantezi değil. Ne sorardın bana? Normal soru soruyorsun ya çıkartırıp. Öyle sorulardan sorardım rastgele. Sor lan. Mesela burada kiminle çıkmak isterdin? Bir kişi mi söylemek zorundayım? Bir de ikinci fantezim şöyle. Dünya Kupası'nda son dakikada penaltı atmak istiyorum. Kaleci Hasan Can. Falından bak penaltı gol oluyor mu? Adın ne? Cesur adım da. Ne yazayım? Nickname Kosmos. Yazar mısın? Eşya olsan kimin neyi olmak isterdin? Ümit'in mikrofonu. Böyle yapıyor bazen türkü söyle. Bunu biz de yapıyoruz ama Türk söylerken değil. Boğaziçi'li baby girl. Oğlum buna yaz lan, bu çok tatlı. Kız arkadaşım var. Ne zamandır çıkıyorsunuz? 2 ay. Böyle senin götüne tekme vursa da o sırada da bu artık biriyle çıkıyor olsa ve sen buna aşık olsan ne gülerim biliyor musun? Ben buradaki kadınlara çok sinir oldum aslında yani. Neden böyle bir erkeğin bir şey olmak istiyorsunuz? Yapmayın. Ümit'in mikrofonu olmak istiyorum dedi ya. Hayatım bu mizah programı. Burası şeydi, feminizm paneli değil hayatım. İyi yapmasından senin kız arkadaşın çok doğru tercih. Yeşilli kıza versene. Tanıt kendini. Adana'dan geldim. Adın neydi Adanalı? Asuman. Küpeli arkadaşın kamerası olmak isterdim. Kendisi çok tatlı. Hangisi? Kaç tane küpeli var? Hepsi küpeli. Beni çeken şu an. Şu mu? Ayağa kalksın isterseniz. Erkan. Ha, domalan mı? Erkan'ı ilk defa görüyorum. Erkan ne haber kardeşim? Ayağına sağlık. Güzel. Ekibe hoş geldin ve hayırlı olsun. Güzel bir hoş geldin oldu kardeşim. Bence daha güzel ağlanamaz. Peki Bebişko, bir fantezini anlat bakalım. Yani ben siyahileri çok seviyorum. Şimdi lütfen yanlış anlaşılmasın. Çünkü çok sempatik, çok tatlı, çok eğlenceliler. Evet, öyleyizdir. Yani zengin bir siyahiyle evlenmek isterdim. Böyle melez çocuklarım olsun falan. Peki çarpını kime vereceksin? Kime vereyim? Bence cevabı verdin. Erkan. Kendinle evli olsan boşanma nedeni ne olurdu? Ya çok kafam çalışıyor ya. Bu kadar zeki olmamak lazım. Ya. Gerçekten götümüzle güldük desem. Zekasına hayran oldum. Çünkü 15 yıl elin emeğiyle hiçbir para kazanamayıp şimdi keri silkeliyor. Bence çok iyi yani gerçekten. Bu arada hayranım gerçekten silkeleyin gerçekten. Keri silkeliyor. Evet. Bundan önceki ilişkimde çok uyuyorum diye ayrıldım. Benden bilmiyorum. Çok uyuyorsun diye.
Ne kadar uyuyor olabilirsin ya? Ya aslında gerçekten çok uyuyorum. Mesela geçen gün çok yoruldum, havuza gitmiştim. Perşembe akşamı uyudum. Sonra bir uyandım pazar. Hayatım bu uyumak değil, sen ölmüşsün. Sen öbür tarafa gidip geliyorsun, yemin ediyorum. Hayatım perşembeden pazara kadar uyuyamazsın 3 gün. Uyuyorum, çok güzel de uyuyorum. Madanalı, kendinle evli olsan neden boşanırdın? Horluyorum herhalde, ondan boşanırdım. Güzel cevap. Evet, ben sana konsepti veriyorum. Hasan abi, bana da verir misin? Yani bilet verir misin? Veririz yavrum. Konser bizde yalnız. Aydınlanma yaşadığınız olay neydi? Bir tane çocuk vardı. Beni böyle düzenli olarak dolandırıyor ama. Hani beni de dolandırdılar yani. Üzgünüm, kan alayarak. 5 çarpı. Başka? Benim telefonumun ekranı kırılmıştı ve screenshot aldım. Kırıldığını birine anlatmak için. Her seferinde söylüyorum ama inandığım için söylüyorum. Sizi çok seviyorum. Eyvallah!